Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere muhabbet kuşlarının ırk ve mutasyonları hakkında birkaç bilgi vereceğim. Bu süreçte tabii ki de bana en çok sorulan sorulardan biri de buydu. Muhabbet kuşlarında ırk ve mutasyonlar nelerdir? Şimdi ben hepsini sizlere yakından da göstereceğim. Tabii ki de bütün ırk ve mutasyonlar şu an elimde mevcut değil. Örneklerini de sizlere anlatacağım. Daha önceki videolarımdan da bulabilirsiniz. Şimdi ırk ve mutasyon birbirine karıştırılıyor. Aynı ırk üzerinde farklı mutasyonlar olabilir. Her mutasyon aynı zamanda bir ırktır demek ya da her ırk bir mutasyondur demek mümkün değildir. Bilginiz olsun. Muhabbet kuşlarında şimdi şöyle bir durum söz konusu ki kendi aralarında boyutlandırmaları var. Boyutlandırma ve şekilleri var diyelim. Bu boyutlandırma ve şekiller arkadaşlar ırk diyoruz biz. Yani onun cinsi diyoruz. Aynı zamanda bir de bunların mutasyonu var. Yani bu ırklar üzerinde oluşturulmuş renk geçişlerinden bahsedelim. Böyle hani örneğin gözünün kırmızı olması ya da hem kırmızı göz hem farklı böyle desenlere sahip olması gibi bunları düşünebilirsiniz. Bu tarz şeylerde biz muhabbet kuşlarının mutasyonları diyoruz. Bunların ikisinin birbirine karıştırılmaması gerekiyor. Bilginiz olsun. Şimdi bizim elimizde neler var? Bizim elimizde rainbow'lar var. DF'ler var. Kırmızı gözler var. Onun haricinde çekler var. Öyle Japonez, işte Shojumbo, Jumbo tarzında ırklarımız mutasyonları, Texas'tan, Fallowlar, Leslie'den şu an elimizde yok. Bunları biz üretmiyoruz. Eğer olur da hani daha önce de zaten üretmiştik ama olur da mesela atıyorum çok çok ilerleyen günlerde biz bunları üretmeye kalktık. O zaman çok daha farklı olur durum. Yani komple değişmesi gerekir. O nedenle ben bunu göze alamadığım için şu anda üretmiyorum. İsterseniz hemen normal en basit ırktan başlayalım. Irklardan bir başlayalım. Şimdi ne demiştik? Irkların üzerinde farklı mutasyonlar olabiliyor. Örnek veriyorum, Shojumbo'nun da bir rainbow olabilir. Çekoslovak'ın da bir rainbow olabilir. Yani bir rainbow çek boyutunda da olabilir. Yerli boyutunda da olabilir. Jumbo boyutunda da olabilir. İşte normal Shojumbo boyutunda da olabilir. Bunların çalışmaları halen daha devam ediyor. Bununla alakalı olarak da tabii ki de bunları muhatapları farklı. Bunları biz üretmiyoruz. Üreten kişiler var. Özellikle bunların üzerine çalışanlar var. Bunların muhatapları biz değiliz. Üreten kişiler tamamıyla bunun üzerine yoğunlaşan bütün bilgi birikimini ve maddi açıdan tüm yoğunluğunu bu ırk üzerine veren kişiler diyebiliriz. Şimdi ben ilk olarak çeklerle yerlilerden başlayacağım. Çek ve yerli kuşlar şu şekilde oluyor. Şimdi bu Çekoslovak bir kuş ve Çekoslovak'taki parçalı mutasyonu diyelim. Evet, çok özel mutasyon değildir ya da özel olmayanlar mutasyon sayılmaz diye bir kural yok. Bu parçalı olarak geçer. Yani bunun modeli gibi düşünebilirsiniz bunu. Çekoslovak ırkının parçalısı. Bu tabii bir İngiliz'de de olabilir, bir Jumbo'da da olabilir, bir Show'da da olabilir, hepsinde olabilir. Bu mutasyonu bütün ırklarda görebiliriz. Atıyorum bir Japonese'de de bu parçalı renklerini, parçalı desenlerini görebilirsiniz. Bunun boyutu itibariyle Çekoslovak olarak geçer. Yerli kuşlar bunlardan bir tık daha ufaktır. Şöyle göstereyim. Yerli kuşlar bir tık daha ufaktır ve yani boyut olarak ya benzer olsalar da genel olarak yani yerliler bir tık daha kendini ufaklığıyla belli eder. Yani çok bir fark var mıdır? Hemen hemen aynıdır. Çok bir fark var diyemeyiz. Irklar üzerinden başladık. Irklar üzerinden devam edelim. Mutasyonlara da devam edeceğiz. Şimdi benim size göstermek istediğim bunun bir tık daha irisi. Benim iri çek tabiriyle söyledim. Çünkü evet, çekler de iridir yerlere göre. Fakat tam anlamıyla ben yani iri çekleri de kesin ayrıştırmak istiyorum. Yani aklınızda bulunsun diye. Evet, o da çektir, bu da çek. İkisi de çek kategorisinde. Ama bir irisi var, bir normali var. Tabii ki de hani bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. O nedenle ben bu kuşumuzu hemen koyuyorum. Son olarak tekrardan göstereyim. Yani bir elin şöyle, benim elim çok da küçük bir el değil. Bir elin şu şekilde aldığında standart boyutta olan muhabbet kuşudur. Çekoslovak ve yerliler. Şimdi ben size bunların bir tık daha irisini göstereceğim. Evet arkadaşlar, elimde şu anda iki adet kuşum var. Bu iki adet kuşumdan özellikle bunları seçmek istedim. Şimdi bu iri bir çek. Bu kuşum iri bir çek. Gördüğünüz üzere şekil itibariyle diğerinden bir tık daha iri gözüküyor.
Peki bu iri Çekoslovak'ta hangi mutasyon? İri Çekoslovak'ta arkadaşlar siyah gözlü, şöyle göstereyim. Siyah gözlü ve gördüğünüz üzere tek renk olan bir mutasyon. Bu kızımızsa bunun bir tık daha irisi. Buna jumbo diyenler de var. Normal iri Çekoslovak diyenler de var. Bu biraz daha ara boy kalmış durumda. Evet, daha rahat tutabilmek adına bu şekilde getirdim. Şimdi ben ışıkta gözünü göstereceğim. Görüyorsunuz kırmızı göz. Hatta şöyle netleyelim. Görüyorsunuz zaten gözünü. Kırmızı göz bütün adı kızım bu. Genel olarak diğerinden bir tık daha iri durmakta. Buna jumbo diyen var. Jumbo kırığı diyen var. İri çek diyen var. Yani var Allah var. Buna birçok şey denilebilir. Biraz ara boy kalmış. İngiliz kırığı diyen var. Yani bir ton ismi var bunun şu anda. Bana kalırsa arkadaşlar ne bir jumbo ne de bir iri çek. İkisinin arasında kalmış. Yani hemen hemen İngiliz kırığı boyutlarına yakın ara boy bir kuş bu. Öyle hani özel bir isim verilmez. Bu boyutta kırmızı göz mutasyonunda bir kuş. Bakın farkını anlayabiliyor musunuz? Bu boyutta, yani bunun çeki de var elimde. Kırmızı gözün Çekoslovak boyutu da var. Bu boyutu da var. Yani bu iri boy bir kırmızı göz mutasyon. Bir de bunun Çekoslovak boyutunda kırmızı göz mutasyonu var. Yani bu şekilde ayırt edebilirsiniz mutasyonları ve ırkları. Bu dediğim gibi ara boy bir kuştur. Bunun bir de jumbosu var ama o evde, yani şovu daha yavru. O nedenle hani sürekli bu tarafa getirip durmuyorum arkadaşlar. Şu an konuşma aşamasında olduğu için. Bu dediğim gibi ara boydur. Bunların iki boyut daha üstü vardır. Bunun iki boyut üstü, çok da güzel ısırıyor. İki boyut üstü arkadaşlar jumbodur bunun. Jumbonun üstü de şov jumbodur. Vasıflarına göre ayrılır. Şimdi eğer ki biz vasıf olayına girecek olursak ırk konusunda katman katman ilerler. İşin içinden çıkamayız. Yani kafanın vasfı var, maskesi var, rengi var, kalıbı gövdesi var. Yani bir sürü vasfı var diyebilirim. O nedenle bu işin içinden çıkamayız. Ben genel temel şeylerden bahsedeceğim sizlere. Bir de ırklara ek olarak Japon esler var. Japon eslerin de şu sırt kısımlarına, daha sakin bir kuş alayım ben elime, daha iyi olacak. Evet arkadaşlar, daha sakin rainbow'umuzu getirdik. Hem de aynı ırk üzerinden mutasyonunu da göstermiş olalım diye. Mesela bu da rainbow bir mutasyon. Daha net gözükebilmesi için şöyle bir netleyeyim. Görüyorsunuz rainbow. Şimdi şöyle Japon eslerden bahsediyorduk. Japon eslerin de şu sırt kısımlarında ve tepesinde bir tepe oluyor burada. Ve sırt kısmı çiçekli oluyor. Ben örneğini koyacağım. Japon esi örneğini merak etmeyin. Siz de net bir şekilde görmüş olacaksınız. Bu kızımız rainbow. Şimdi rainbow'lar da bir mutasyondur. Şimdi ona bir geldik. Irkları bitirdik. Neler vardı? Çekoslovak var, yerli var. Benim iri çek tabiriyle size gösterdiğim kuş var. Onların bir tık irisi İngiliz, İngiliz kırığı olarak adlandırılan kuşlar var. Jumbolarımız var, Japon eslerimiz var ve şov jumbolarımız var. Yani bunlar aslında kademe kademe gidiyor. Atıyorum iri bir Japon es de olabilir. Hani ama sırf böyle diye tabii ki de mutasyona girmiyor. Aslında mutasyon da sayılan oluyor ama bu bir ırktır arkadaşlar. Japones bir ırk. Yani Japones ırkı diye geçer. O yüzden hani aklınızda böyle bir şey olmasın. Japones bir ırktır. Ama kendi aralarında tabii ki de onların da bir boyutlandırması oluyor. İri Japonesler var. Bir de normal yerli boyut, ufak Japonesler var. Aynı çeklerle yerlilerdeki gibi. Ama özel bir ismi yok tabii ki de. Direkt Japones diye geçiyor. Bunların kendi aralarında da vasıfları var. Tam tepe, çift tepe, mantar tepe diyoruz ya da çift tepe diyoruz. Perçemli oluyor. Tek kanat, çift kanat. Yani bunlar da Japon esler arasında ayrılan mutasyonlar diyebilirim. Mutasyon ve ırkların kendi aralarında böyle ufak tefek adlandırılması. Mesela bunlarda mutasyonları da kendi aralarında adlandırıyoruz ya. Bunlarda da mesela örnek veriyorum. Violet'i var, Leyla var. Onunla da aynı şekilde ırkların da kendi arasında vasıf vasıf değişen durumları söz konusu olabiliyor. Umarım anlatabilmişimdir. Çekoslovak'ımız var, yerlimiz var. En ufak yerlidir. Onun bir üstü Çekoslovak'tır. Çekoslovak'ın bir üstü ama yani normal yarışmalarda falan kabul görmez tabii ki. İri çek vardır, ara boy. Tabii ki de İngiliz kırığı dediğimiz var. İngiliz dediğimiz genelde bildiğim kadarıyla yer bulamıyor kendine. Jumbolarımız var, Japon isimimiz var ve şov jumbomuz var. Bunların da kendi arasında
Irkların kendi aralarında bir vasıfları var. Şimdi ırkların kendi aralarında vasıfları ve mutasyonların kendi aralarında vasıfları. Şimdi mutasyonlara bir gelelim. Mutasyonlarda da neler var? Ben size ufak tefek bahsedeyim hemen. Rainbow var, Fallow var, Texas var, Nesmith var arkadaşlar, Kırmızı Göz var. Kırmızı Gözlerde de Albino, Lutino, Cranino var. Kendi isterseniz hani bir ağaç şeklinde, böyle bir tablo şeklinde hazırlayabilirsiniz bunu. Kendi aralarında bu şekilde bunlar ayrılıyor. Unuttuğum var mı diye bakıyorum. Kırmızı Göz, Rainbow falan üretenler var ama yani çok uç nokta. Onlar şu anda girmiş bulunmuyor. Rainbow'lardan bahsedeyim biraz. Rainbow'lar kendi aralarında ayrılıyor. Bu mesela Leylak. Biraz daha böyle Grim Truck tarzda. Leylak olarak geçer. Bunların violetleri var, mavileri var, böyle gök mavi yani deriz. Turkuazları var, kendi aralarında ayrılan, yeşilleri var. Rainbow'lar da kendi aralarında aynı solcun bu ırkı gibi. Rainbow mutasyonu da kademe kademe ayrılıyor. En değerlisi şu an göze gelen mor rengi olan violet. Bizim elimizde son bir 3-4 tane falan violet ancak kaldı. Dişi olarak. Genel olarak dediğim gibi bunlar bu şekilde ayrılıyor. Bu arada yapışa bakar mısınız? Şu an yapıyorum aynı. Onun haricinde Texas'lara gelelim. Mesela şunu da söyleyeyim. Rainbow'ların kendi aralarında ayrılmalarının yanı sıra ırklarda da şöyle bir etkisi var. Mesela bu nedir? Çekoslovak boyutunda bir rainbow'dur değil mi? Bunun bir tık daha iyisi mi var? Jumbo'sunu üreten var mı? Jumbo Rainbow var. Bir Japones Rainbow var mı? Var. İngiliz Rainbow var mı? Var. İnsanlar üretiyor. Yani mutasyonları ırklara entegre edebiliyoruz. Ama mutasyonu entegre edemeyiz. Ya da ırkı ırkı entegre edemeyiz. Bir Jumbo Japones çıkartanı duymadım. Yani olabilir belki ama çok uç bir nokta. Yani öyle çok üretilebileceğini düşünmüyorum ama üzerine illa çalışanlar vardır. Üretenler, üretmeye çalışanlar illa ki olacaktır. Onun haricinde neyden bahsedebiliriz? Ha, Texas'ta. Çek boyutunda Texas'ımız da var. Bir İngiliz boyutu Texas'ta var. Jumbo da var. Yani Japones Texas'ımız da var. Var. Texas'lar da bu şekilde. Texas'ların ve zaten Fallow'ların, Nesting'lerin ben görüntülerini sizlere koyacağım yan ekrana. Bu şekilde arkadaşlar bizim ekstra mutasyonlarımız da mevcut. Kendi aralarında mutasyonlar ayrılıyorlar. Bir Jumbo kuşun da kırmızı göz albinosu DF'si olur. Bir Show Jumbo'nun da olur. Ama tabii ki de fiyatlandırma bakımından kademe kademe değişir. Yani sen bir çek Lutino'yu almaya kalktığında örnek veriyorum 150-200 liraysa bir Show Jumbo aldığında onun yanına ekstra sıfırla beklemeyi göze almanız gerekiyor. Hani o yüzden vasıf vasıf ayırıyorum. Mesela atıyorum Rainbow'lara siyah kanatlar, temiz kanatlar. En basit düşünce. Yani şöyle bir bakarsak siyah kanat, temiz kanatlar. Böyle bir durumda da en çok temiz kanat tutuluyor. Ama şimdi sen eşleme yapmak için tabii ki siyah kanadı da ihtiyaç duyuyorsun. Siyah kanadın da ayrı bir güzelliği var. Bizim kümesimizde öyle bir şey olsaydı siyah kanat bulundurmazdık. Böyle kendi aralarında mutasyonlarımız ayrılıyor. Gözden kaçırdığım herhangi bir şey var mı? Şunları ekleyebilirim. Çekoslovaklarda neler vardır? Parçalılar var. Parçalılar kendi aralarında ayrılıyor. Başak parçalı, çekilik parçalı, cesesiz falan diye böyle. Onun haricinde nelerimiz var? Klasiklerimiz var, opallerimiz var, spancilerimiz var. Bunlar da kendi arasında gördüğünüz gibi kademe kademe ayrılıyor. Çeklerde işte üst vasıf denilen şey yok renk olarak. Onu söyleyeyim yani genel klasik bulabileceğiniz çeklerin şeylerinden bahsediyorum. Mesela atıyorum spancayı her türlü bulursunuz, normal çek fiyatına bulursunuz. Yani aman çekin opali şu fiyatla spancası bu fiyat olsun denmiyor. Hani ne olur? Bulursun, aynı fiyata bulursun ama bir rainbow, Çekoslovak boyutunda bir rainbow opalle aynı fiyata alamazsın gibi. Mutasyonları, her biri bir mutasyondur ama özel olanları vardır. O nedenle onları biz böyle bir alıp köşeye koyuyoruz. Üretilmesi zordur, nazlı kuşlardır, biraz kahri fazladır, yavru verimi falan düşüyor bazen. Çekoslovaklar cayır cayır yavru yaparken 11 tane benim yumurtlayan 10 tanesini çıkartıp, bakın 11.yi de çıkartıp ama yavru yaşamadı. Bakan kuşlarım varken Rainbow'a bakıyorum. Bir tanecik bir takımın yavrusunu alacağım diye benim canım çıkıyor. Hani bunun gibi düşünebilirsiniz. Nazlılardır. Hani o yüzden biraz daha değerleri yüksektir ki göze hitap ederler. Biraz da şey gibi düşünebilirsiniz yani bunu.
Arz talep meselesi. Yani ne kadar çok talep varsa fiyat da o kadar fazla artıyor. Pandemi döneminde kolonyayı düşün. Kolonya mesela ne oldu? Bir anda dezenfektanlar kolonya var. Şu Virkon eski de bir anda tavan oldu. Sonradan kademe kademe düştü. Bir anda stoklarda bulunmadı. Arz talep meselesi arttı ve eldivenler dahil olmak üzere nasıl fiyatlar fırladıysa kuşlar da öyle. Mesela Rainbow'lara özellikle bizim Akdeniz tarafındaki ülkelerimiz, Akdeniz'e yakın ülkelerimizden bahsedeyim, siz anlarsınız. Çok fazla talep hani oluyor o taraftan, ilgi oluyor. Ve sonrasında ülkeye geliyorlar, toplayıp götürüyorlar ve üreticilerimiz şunu söylüyor. Ya işte bak, adamlar geliyor alıyor, pazarlık bile yapmıyor, ben biraz daha üreteyim bu kuşu. Sen ürettin, o üretti, bir anda piyasa patladı gitti. Sonra ne oluyor? Kuş elinde kalıyor. Tak 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 piyasa alta düşüyor. Sonra diyoruz ya Rainbow ellere düşmüş, ayaklara düşmüş. Ne oldu bu Rainbow'a? Ne oldu bu fiyatlara? İşte arkadaşlar bunu yaşamamak için kendi içerimizde öncelikle üretimi bir döndürüp daha sonrasında dışarıya düşünmemiz lazım. Bizim yaptığımız hata üreticiler olarak bu. İlk önce şuna bakıp odağımızı dışarıya veriyoruz. O nedenle maalesef ki problemler yaşıyoruz diyebilirim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir, umarım anlatabilmişimdir bu ülkenin fasyonları. Çünkü bana çok fazla size bu konu hakkında soru geliyordu. Umarım detaylı şekilde sizlere aktarabilmişimdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Yorumlarınızda yorum kısmına bekliyorum.